Evet, gazeteci yazar Mehmet Ali Güller'le beraber göçmen sorununu ele alıyoruz bugün hem tarihiyle hem stratejisiyle. Ben şimdi tabii bunun çözümüne ilişkin sizin fikirlerinizi almadan önce gene Suriye'nin Servi, Amerikan Koridoru adlı kitabınızda ilgimi çeken bir şey var. O da benim tabii ilgimi çekmesi konunun ilginç olmasından değil, benim bu konulara çok uzak olmamdan. Dolayısıyla belki çekecek çok çok daha fazla şey vardır ama benim gördüğüm kadarıyla en altını çizdiğim şey güç dengesinin çok ciddi şekilde değişmiş olması ya da ola geldiği ve de çok da hızlıca daha da değişeceği işte Atlantikçiler, Pasifikçilerle galiba Avrasyacıların Suriye'de bir savaşı yönettiğini fakat bunun Amerika'nın güç kaybettiğini, dolayısıyla Amerika'nın üretemediğini, Amerika da üretemedikçe bu savaşı sürdüremeyeceğini, dolayısıyla güç merkezinin oradan kayacağını söylüyorsunuz ki bu göç meselesinin de aslında bir yerinde duruyor. Burayı açalım, ondan sonra sorunun çözümüne ilişkin fikirlerinizi alacağım. Evet. Geçen yüzyıl tabii Amerika'nın küresel bir lider olduğu bir yüzyıldı. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği de 89'da dağılmasıyla birlikte bir iki kutuplu dünya modeli çökmüş ve tek kutuplu bir dünya oluşmuştu. O model içerisinde de Amerika'nın artık uluslararası yasaları bile takmadan istediği ülkeleri parçaladığı, işgal ettiği bir dönem yaşadık. Yugoslavya'nın parçalanması buna örnektir. Somali saldırısıdır. Irak'tır, Afganistan'dır, Libya'dır, Suriye'dir vesaire. Fakat bu böyle tarihin sonu artık dedikleri gibi Huntington'ların artık kapitalizm en son sistemdir. Bundan ötesi yoktur. Amerikan yüzyılıdır, 21. yüzyıl dedikleri. Hatta Neo-John'ların o meşhur 21. yüzyılı Amerikan yüzyılı yapma diye program ilan ettikleri. Bunu da Bush yönetimiyle uyguladıkları süreç vardı. Fakat o süreç 2004'ten itibaren Amerika adına işlememeye başladı. Irak'ta Felluce merkezli direniş, 2006'da Hizbullah'ın İsrail'e çok ciddi bir yanıt vermesi, 2008'de Amerika'nın Kafkas planı çerçevesinde Gürcistan merkezli yürüttüğü faaliyetlerin doğrudan Rusya'nın bir askeri hamleyle buna bir cevap vermesi sahadaki dengeleri değiştirmeye başladı. Yine 2007, 2008, 2007'deki bir konut ekonomisinin patlamasıyla balon olan durum ciddi bir küresel ekonomik krize neden olmuş oldu. Bütün bunlar birleşince Amerika açısından geri adımların atılma zorunluluğunun ortaya çıktığı koşullar oluştu. Amerikan ekonomisinin gücü de bu süreçte azalmaya başladı. Eskiden Amerika özellikle İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra neredeyse dünya üretiminin yarısını tek başına yapan bir ülkeydi. Şimdilerde bu oran %20'lere düşmüş oldu. Amerikan ekonomisi satın alma paritesi endeksiyle bakıldığında Çin ekonomisi tarafından geçilmiş oldu. Ticarette geçilmiş oldu. Dünya ticaretinde en büyük ticaret yapan ülke konumuna Çin gelmiş oldu. Dış ticaret konusu da öyle. Hatta son 2 yılda patent başvuru sayısında da Amerika ikinciliğe düşmüş oldu. İşte 5G gibi, yapay zeka gibi teknolojinin yeni alanlarında da Amerika'nın öyle önde olamadığı bir tablo ortaya çıkmış oldu. Dolayısıyla böyle bir Amerikan hegemonyasının zayıflamaya başladığı, Amerika'nın geri adımlar atmak zorunda olduğu bir tablo ortaya çıktı. Bu aynı zamanda iç politikada da Amerikan halkının talebi olmaya başladı. Zira Amerikan ekonomisinin ulus inşa etme projesi denilen Irak ve Afganistan örneklerindeki gibi 3 trilyon paranın gömüldüğü bir savaş ekonomisini kaldıramaz hale geldi. Bakın çok ilginçtir. Geçen yıl salgın döneminde Amerikan ekonomisiyle ilgili yayınlanmış bir istatistik vardı ve orada ilk defa Amerika'nın en zengin %1'inin serveti Amerika'nın %50'sinin üstüne çıkmış oldu. Bu aslında fiilen Amerikan rüyasının da bitmesi demek. Amerikan rüyası özü itibariyle nedir? İşte böyle o Hollywood'la da besledikleri gibi herkesin büyük evlerinin olduğu, işte köpeklerinin olduğu, iyi okullarda okunan bir hülyaydı. O ortadan
yavaş yavaş kalkıyor. Nüfusun %50'sinin en zengin %1'in servetinden daha az servete dayanması demek, makasın hızla açılıyor olması demek. Kaldı ki bunun sokaklara yansıdığı halleri biliyoruz. New York gibi, Los Angeles gibi Amerika'nın en büyük kentlerinde sokaklarda yaşayan insan sayısının oldukça yüksek olduğu, işsizlik sayısının gittikçe arttığı, sosyal yardıma muhtaç insan sayısının gittikçe arttığı bir tablo oluşmaya başladı. Bu da bir iç basınç oluşturarak Amerika'nın ulus inşa etme projelerini geri adım attırmaya zorladı. İşte burada Amerika iki stratejiyi uzun süre tartıştı. Bir taraf dedi ki bu böyle sürdürülemez. Biz yeniden geri çekilelim. Yeniden Amerika'nın içine taşımaya çalışalım. Fabrikaları, büyük şirketleri ve içeride üretimi artırarak önce bir ekonomik olarak hızla toparlanalım dediler. Diğer bir grup ise biz hala askeri olarak, tamam diğer alanlarda bir takım gerilemeler var ama askeri olarak hala kendimizden sonraki en büyük 10 ülkeden bile toplamda askeri olarak üstünüz. O 10 ülkenin toplam askeri gücünden daha büyük gücümüz var. Madem böyle, gelin yangını biz çıkaralım. Yangından en az zarar gören biz oluruz dedi. Şimdi bu iki görüşte Amerikan büyük sermaye sınıflarının temsilcilerinin görüşleriydi. Obama döneminin ikinci yarısından itibaren bu bir sentezlenmeye başladı. Trump bunun tipik sentez örneğiydi. Hem geri çekilme kararlarının olduğu ama hem de belli bölgelerde yeni savaşlar, yeni küçük savaşlar, eskisi gibi böyle konvansiyonel işte 200 bin askerle Irak, 160 bin askerle Afganistan işgali gibi değil ama işte ne bileyim Venezuela'da darbe yapmaya, işte şurada sabotaj yapmaya, Ukrayna'yı Rusya için bir sıkıntılı bölge olarak yaratabilmek için Maydan olaylarını kışkırtma faaliyetleri gibi bir takım kışkırtma, sabotaj işlerine yönelmeye başladılar. Bir sentez dönemiydi. Aslında Biden'ınki de o sentez döneminin devamı. Nitekim bu Afganistan'dan geri çekilme kararı da öyle Biden'ın aldığı bir karar değil. Aslında bu daha Obama döneminde 2014'te Amerika'nın Afganistan'dan geri çekilme kararını aldığı, bunun büyük oranda 2015-2020 yılları arasında 5 yıl boyunca Trump tarafından uygulandığı, nihayetinde Trump'ın son yılında Doha'da bir anlaşma yapıldığı ve en son kalan 2500 askerin Biden tarafından anlaşmayı nihayetlendirmek üzere geri çektiği bir süreç. Yani toplam 7 yıllık bir süreç. Bu 7 yıllık Afganistan'dan parça parça geri çekilme aslında tüm dünya politikası bakımından da hegemonyanın nasıl zayıfladığını gösteren çok önemli bir takvimsel şey durumudur. Böyle baktığımızda olayı görmemizi sağlayan bir takvimin ta kendisidir. Böyle olduğu için de şimdi Amerika ile Asya arasında ciddi güç rekabetinin belli düğüm noktalarında kilitlendiği, belli düğüm noktalarında açılmaya, çözülmeye başladığı bir büyük mücadele yaşanıyor. Benim gördüğüm yani Amerika hala askeri bakımdan büyük bir güç, hala çok önemli bir ekonomik güç, hala çok önemli bir bilim, sanat, kültür buralarda hegemonyası olan bir güç. Bu nedenle Amerika bir küresel güç olarak bulunmayı sürdürecek. Fakat kendisine hızla yaklaşan bir Çin var. Onun bir ikinci merkez olduğu bir dünya ortada. Üçüncü bir merkez olarak Avrupa'nın olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü Avrupa Birliği aslında ekonomik olarak bütün ülkeleri topladığınız zaman en büyük ekonomik güç. Ordusu yok. Bugünlerde işte Avrupa ordusu kurulmalı mı kurulmamalı mı tartışmaları var. Bir stratejik özellik ilan edilerek Amerika'dan daha bağımsız hareket etme niyetleri var. Dolayısıyla Avrupa Birliği'nin de yeni bir dünyanın üçüncül merkezi olacağını söyleyebiliriz. Diğer yandan Rusya var. Her ne kadar nüfus ve ekonomisi böyle büyük bir merkez olmayı sağlamasa da Sovyetler Birliği'nden kalma askeri kapasitesi, nükleer gücü ve biraz da tabii ta Çarlık Rusyası'ndan bu yana aldığı kökleşmiş bir diplomasi yeteneğiyle onun da bir dördüncü merkez olduğu bir dünya var. Fakat bir de beşinci merkez olarak nüfusuyla, hızla yükselen ekonomisiyle Hindistan'ın olmaya başladığını görüyoruz. Benim gördüğüm işte önümüzdeki 10 yıllar içerisinde bu 5 merkezin büyük güç mücadelesinin yaşanacağı bir yeni dünyaya girmiş olduk. 21. yüzyılın Amerikan yüzyılı olma hedefleri gerçekleşmedi. 21. yüzyıl 5 merkezin
bir küresel güç mücadelesi yaptığı yeni bir dünya olacak. Şimdi bu son kertede hazır göçmenlikten başlamıştık ve sürdürülemez olduğunu da anlattıktan sonra şu çözüm önerilerine ya da daha doğrusu sizin söylediğiniz çözüm önerilerine geçelim. Ama şimdi tabii ki göçmen deyince ki ben de benim babam da benim dedem de göçmen olduğu için dedemler Balkanlardan İstanbul'a, onlar İstanbul'dan Almanya'ya, ben Almanya'da doğmuşum, sonra ben tekrar İstanbul'a, İstanbul'dan Belçika'ya. Göçmen psikolojisi nedir çok iyi bildiğimi düşünüyorum. Ama buradaki Avrupa'daki insanların değil, Türkiye'deki insanların da çoğu göçmen. Fakat ayrımın da yaptığınız üzere bu bahsettiğimiz göçmenlik şimdi üzerinde durduğumuz Suriye'deki göçmenlerle ilgili olan bir hem psikolojik tarafıyla hem stratejik tarafıyla çok farklı. Fakat bu bir o kadar da aslında tıpkı Hollandalıların zamanında İrlandalıların Amerika'da aradan belli bir yıl geçtikten sonra düşman kabul edilmesi gibi, yani göçmenlik düşmanlığı, nefreti başlaması gibi Türkiye'deki bu göçmen karşıtlığı demeyelim hatta sevmezliği, istemezliği çok hızlı başladı. Normalde bir göçmen düşmanlığından bahsetmek için aradan çok ciddi bir zaman geçer. 10 yıl, 15 yıl geçer. Ekonomiyle de ilgili olarak, dönemin politikalarına da bağlı olarak halk pozitif ya da negatif duygulara sahip olur. Fakat Türkiye'de ben dışarıdan bakıyorum. Yanılabilirim. Lütfen düzeltin öyleyse. Gördüğüm kadarıyla bu göçmen karşıtlığı ve de antipatisi ve de istememe durumu çok çabuk gelişti. Çünkü sanıyorum ağırlıklı olarak son 5-6 yıldan bahsediyoruz Suriyeli göçmenlerin sayısının milyonlara ulaşması. Bu nefretin eğer doğru tespit ediyorsam tabii yanlışsa lütfen söyleyin. Bu nefretin sebebi bir yere kadar anlaşılabilir mi görüyorsunuz? Bir gazeteci yazar olarak sahada da olduğunuz için soruyorum. Ve de bu gerçekten de daha kötü noktalara varabilir mi? Varmaması için sizin daha önceden de saydığınız çözüm konularına buradan getirirseniz çok sevinirim. Yani nasıl olacak, nasıl gidecek bu işler? Şöyle bir genelleme yaparak önce bir söyleyelim. Aslında Türk toplumu geniş perspektif pek çok ulusla kıyaslandığında tırnak içinde öteki denilebilecek göçmendir, şudur budur ne olursa onlarla yaşama noktasında hoşgörülülük toleransı pek çok ulusa göre çok daha yüksek. Bunun tabii tarihsel bir takım nedenleri var. Bir, kendisi de çok göçer bir toplum olarak tarih sahnesinde yer aldı. Bir, iki, ciddi bir 600 yıllık imparatorluk geleneği var. Birlikte yaşama kültürünün olduğu bir yer. Bu Türk toplumunun pek çok topluma göre farklı uluslarla bir arada yaşamasını kolaylaştıran bir unsurdu. Şimdi Türkiye'nin son dönemde yaşadığı, sizin tarif ettiğiniz ve bir anda hızla gelişti dediğiniz göçmen karşıtı. Doğru, çok hızlı gelişti. Bu tamamen ekonomik nedenlerle ilgili bir durum. Yani göçmen karşıtlığıyla ekonomik kötü gidişat arasında ciddi bir doğru orantı var. Son bir yılda her ne olduysa sizin tarifinizde çok arttı dediğiniz tablo ortaya çıkmış oldu. Bir yılda ne var? Bir yılda bir, salgın var, salgın ekonomisi var, salgının sıkıntıları var. İki, bu süreç salgından da bağımsız. Zaten borcu borçla sürdürme ekonomisi inşa etmiş bir hükümetin iyice sıkıştığı bir tablo var. Bakın çok basit bir şey söyleyeyim. Dolar 2018'de 4,5 lira, şimdi 8,5 lira. Yani 3 yılda 2 katına çıkmış vaziyette. Geçen sene elektrik faturası bu sene 2 katına çıkmış oldu. Doğalgaz öyle. Pazardan yaptığınız alışverişler öyle. Şimdi bu bir anda bir yıl içerisinde, 1,5-2 yıl içerisindeki çok ciddi ekonomik kayıplar insanlarda göçmenlere yönelik bakışı olumsuz etkileyerek değiştirdi. Çünkü hızla insanlar kendi cebindeki azalan paranın sorumlusunun göçmen olduğunu düşünmeye başladı. Yani benim cebime gelemiyor. Çünkü ona bakıyorlar. Benim cebime gelemiyor çünkü ona okul kuruyorlar. Benim cebime gelemiyor çünkü ona maaş ödüyorlar demeye başladı. Ha, bunun doğru olmadığı ayrı bir tartışma. Ama insanlar böyle düşünmeye başladı ve göçmen sayısının artmasıyla birlikte bu iş yükseldi. Bir bu. İki,
ister istemez Türk toplumunun belleğinde Suriyeli göçmen sorunlarının başlaması ya da bir Suriye iç savaşı dediğimiz olgunun başlamasıyla birlikte bir de içeride patlayan bombalar sorunu Türk toplumunun belleğine yerleşti. O sınırın demin söylediğim cihatçılara açılması sürecinde bu aynı zamanda tersinden Türkiye'ye de cihatçı girişine ve cihatçıların işte IŞİD'in bombaladığı çeşitli Türkiye'de olaylar oldu. Yüzlerce insan değişik saldırılarda yaşamını kaybetti. Şimdi bunlar da Türk toplumunun belleğinde. Özellikle son dönemde Afganistan göçünün başlamasıyla birlikte acaba bunların içerisinde de teröristler var mıdır deyip o bombalı günlere doğru bir bellek dönümü oldu ve insanlar tedirgin olmaya başladı. Şimdi bu da bir göçmen karşıtlığını son dönemde, son aylarda hızla arttıran, tetikleyen nedenlerden biri olmaya başladı. Özellikle tablodaki işte genç erkek, çantasız, yanlarında kadın yok, çocuk yok. Bunlar acaba terörist mi duygusu bir topluma hakim olmaya başladı. Bu da karşılığı yükseltmeye başladı. Dolayısıyla 2 yıl öncesiyle tarif edemeyeceğimiz bir durum var. Sıradan Türk vatandaş nezdinde göçmen meselesi 2 yıl öncesine bakıldığında daha farklı bir noktaya geldi. Bu artık çözülmesi gereken bir sorun olduğuna işaret ediyor. Bir alarm durumu altında olduğumuza işaret ediyor. Çünkü bu tip durumlar bazen kontrolünüzün ötesine geçecek kıvılcımlarla birlikte istenmeyen hadiselere yol açabilir. Bunların oluşmaması için Türkiye'nin tedbirler alması gerekiyor. Hem iktidar partisinin hem muhalefet partisinin bu konuda çözüm üretmesi gerekiyor. Zira değil Türkiye, hakikaten dünyanın en zengin ülkelerinin bile nüfusunun %10'una yaklaşmış bir göçmen nüfusu idame ettirebilmesi çok da olası değil bugünün ekonomi şartlarında. Ben şöyle bir çözüm öneriyorum. Yani birçok çözüm önerim var Peki özür aklımda. dilerim sözünüzü kesiyorum gibi kesmiş gibi olmayayım ama çözüme gelmeden önce bir şey daha açmak istiyorum. O da kısaca tabii Türkiye'de popülist politikalardan olduğunu tahmin ettiğim sebeplerle polarizasyon giderek daha ince ayarlı olmaya başladı gibi gözüküyor. Dışarıdan gördüğüm kadarıyla öyle. Dolayısıyla bir tarafta işte neredeyse her bir sebep toplumu polarize etmek için kullanılıyor gibi gözüküyor ve karşı taraflar da birbirine bu şekilde davranıyor. Yani polarizasyona bu kadar eğilimli ve bu politikalardan onlarca yıldır nasibini almış bir topluluk olarak bir de yeni bir parametre olarak göçmen sorununun da sürdürülebilir olmadığı çok ayan beyan ortada. Dolayısıyla bu şiddete kaldı ki geçtiğimiz günlerde ölümle sonuçlanan şiddet olayı oldu değil mi? Söylemiştiniz yerin adını Altında, Ankara Altındağ'da. altında. Evet, Ankara'da üstelik. Fakat bunun da tekrarlarının olacağını arkasında bir açıdan da popülist politikaların olduğuna ilişkin yazılar okuyorum. Doğru mudur bu? Lütfen buna da cevap Ha vererek çözüme şöyle, geçelim. bu şöyle doğru değil. Hani Türk toplumu kendi içinde göçmen karşıtları ve aman göçmen çok olsun diye bir polarizasyon yok. Yani böyle bir kutuplaşma yok. Göçmenler ve göçmenler artık büyük sorun olmaya başlıyor diyen bir Türkiye var. Yani Türkiye'nin büyük bir kısmı göçmen Yani bu konuda meselesini Türkiye polarize olmamış durumda. polarize olmuş durumda değil. Tam tersine AKP'nin kendisi de bunu bir politik polarizasyon olarak kullanamamasının nedeni kendi tabanında da bunların yoğun olduğunun görmeye başlaması durumu var. Yani Türkiye çok ciddi olarak nüfusunun büyük bir kısmı göç meselesinin çözülmesi gerektiğini düşünüyor. Dolayısıyla burada böyle bir geniş bir kitle göçmen karşıtı, geniş bir kitle de onun karşısında göçmenciliği savunuyor diye bir durum Bu yok. peki hükümetin beklediği bir şey miydi? Çünkü normalde gerçekten burada bu bahsettiğiniz sebeplerden ötürü anladığım burada da bir polarizasyon olsaydı çok işine gelecekti hükümetin öyle değil mi? Böylece kendi tabanı da göçmenleri destekliyor olacaktı. Fakat bu konuda polarize olmamış bir Bunun Türkiye hükümet için zorluk yaratıyor olması gerekir. olması mümkün değil. Yani siz bunun olmasını politik olarak kullanabilecek bir mesele olması ancak iyi bir ekonominiz olmasıyla bağlı. Siz size oy verenin de ekonomik sorunu olmazsa bunu muhalefete karşı böyle bir kutuplaştırma politikası olarak kullanabilirsiniz. Ama senin
tabanına da, sana oy verene de göçmen meselesi ekonomik boyutları itibariyle bir sorun olarak görülmeye başladığı için bunu bir kutuplaştırma malzemesi olarak kullanma şansınız yok. Her ne kadar işte bir ay önceye kadar finansını sağlar yeni göçmen de alırız dediyse de Erdoğan hükümeti, anketler kendi tabanının da bu meselelere bakışında muhalefetin tabanıyla örtüştüğünü gördükçe buralarda farklı adımlar atmaya başladı. Diğer yandan hakikaten siz siyasal hedeflerinizin ötesinde bunun bir erken olası bir erken seçim tartışmalarının da olduğu Türkiye'de olmasa bile işte 1,5 yıl sonra bir seçimin olacağı Türkiye'de bununla seçime gitmenizin kendinize bir avantajdan ziyade dezavantaj sağlayacağını görmeye başlıyorsunuz ve işte farklı bir politika izlemeye başlıyorsunuz. O nedenle burada ben göçmen meselesinin bir kutuplaşma politikasına dönüştürülme şansı görmüyorum. Gördüğüm şey şu: eğer çözüm bulunmazsa tersine göçmenleri hedef alma iklimi artacak. Bu bir siyasal iklime dönüşecek. Böyle iklimlerde herkes açısından sıkıntılıdır. Göçmen açısından tabii öncelikle sıkıntı olacaktır. Ama Türk toplumunda da böyle bir siyasal iklim hakim olduğu için Türk toplumu açısından da sakat bir durum olacaktır. Dolayısıyla işin o durumlara gelmesine müsaade etmeden hızla çözüm politikaları belirlemek lazım. Göçmenler için de bu en sağlıklısıdır. Türk toplumu açısından da bu en sağlıklısıdır. O zaman çözüme geçelim son konu olarak da. Çünkü Evet. gene bir konuşmanızda ben çok çok iyi tespit ettiğinizi düşünüyorum. Orada göçmenin kendisi mağdurdur. Dolayısıyla buradaki sorun Suriyeli göçmen değil, Suriye politikasıdır diyerek başladınız ve de bir çözüm önerisinde bulunduğunuz bir paragraf var. Evet. Orayı Şimdi açarak bitirelim isterseniz. şu bakımdan önemli. Bakın, göçmenlerin içerisinde kuşkusuz mağdur diyebileceğimiz kişilerin olmadığı bir durum var. Mesela nasıl var? Erdoğan hükümeti 250 bin dolar verene vatandaşlık verdi. Şimdi 250 bin dolarını kendi vatan savunmasında kullanmayıp onu oralardan hızla çekip buralarda gelip rahat yaşamak adına vatandaşlık alan adamla ben çaresizlik içerisinde çocuklarıyla birlikte kaçıp işte Türkiye'nin herhangi bir sokağının köşesinde dilenerek geçinmek zorunda olan Suriyeli göçmeni aynı kefeye koyamam. Bu ikisi çok farklı insanlar. Biri hatta bunların içlerinde böyle haberler de biliyoruz. Suriye'de savaşın şartlarında oralarda soygunculuk yapıp hırsızlık yapıp oradaki bir takım fabrikaların da parçalarını satarak Türkiye'de bir takım başka kişilerle anlaşarak getirip buralarda servet yapıp bir Türk pasaportu alarak başka bir hayat yaşayan insanlar da var. Fakat bu toplam göçmenlerin içerisinde çok az. Yani hükümetin verdiği rakamlardan hareket edersek 10 bin kişiye yaklaşık vatandaşlık verdiler. Bu 5,5 milyonda 10 bin kişi demek. Dolayısıyla göçmenlerin büyük bir kısmı hakikaten mazlum diyeceğimiz, mağdur durumdaki insanlar. Günlük hayatımızda da gördüğümüz insanlar. Onlarla o 10 bin kişiyi aynı kefeye koymamak gerekiyor. Ben hatta çözüm önerilerinden birinin bu vatandaşlık kanunu da değiştirip o vatandaşlık verilen Suriyelileri de tekrar vatandaşlıktan çıkarılması gerektiğini, o paralarında ait olduğu, onlar Suriye halkının paralarıdır, oralara gönderilmesinin yolunu iyi komşuluk örneği olarak da bir iktidar değişikliğinde yapılması gerektiğini savunuyorum. Bir bu. İkincisi, ben Motivasyonundan bahsediyordunuz. O da evet, orası şimdi önemli. oraya Motive geleceğim. etmek. Şimdi Nasıl? Çünkü insani temel yollarla gitti artık bir hayat kurulduktan sonra git demek zaten hem diplomatik olaraktan önce psikolojik olarak doğru değil insani sebeplerle ama motive edilmesinden bahsediyorsunuz. şimdi Orayı bakın, daha çok merak ediyorum. birincisi yani Türkiye'nin önünde tabii bütün Suriyelileri toplayıp zorla sınır dışı etmek önünde bir uluslararası engel yok, yasa yok yani. Fakat tabii uluslararası yasalar aynı zamanda devletlerin göçmenleri böyle zorla sınır dışı etmesini kolaylaştırmak istemez bir noktada da. O da işin ayrı bir yanı. Fakat bu daha çok uluslararası ilişkiler bakımından sıkıntılı bir konu. Bir devletin 5 milyon mülteciyi, 5 milyon sığınmacıyı
zorla sınır dışı etmesi kendisi açısından çok sıkıntılı bir tablo yaratacaktır. Hiçbir ülke bunu yapmak istemez. Şimdi o bakımdan Türkiye şimdi Suriyelileri evlerine nasıl göndereceğiz? Bunu tartışıyor. Ana muhalefet lideri başta olmak üzere muhalefetin çeşitli isimleri Suriyelileri evlerine göndermeyi söylüyor. Bak, peki nasıl? Deniliyor ki Şam'la anlaşacağız. Güzel, Şam'la anlaşmak önemli. Fakat Ankara'nın Şam'la anlaşması bu meselenin çözümünde gerekli ama yeterli şart değil. Gerekli şart ama yeterli değil. Niye değil? Kendinizi göçmenin yerinde koyun. İstanbul'da yaşıyorsunuz artık. İyi kötü bir işiniz var. Çocuklarınız burada doğdu, burada okumaya başladı. Şimdi sırf Ankara'yla Şam barış yaptı diye kalkıp da Hamay'a döner misiniz İstanbul'u bırakıp? Bursa'da iyi kötü bir işiniz var. Sırf Ankara'yla Şam barıştı artık. Hadi ben Humus'a döneyim der misiniz? Demezsiniz. Peki nasıl sağlayacağız? Diğer yandan başta belirttiğim gibi kayıt dışılık nedeniyle zaten bütün Suriyelileri toplayıp gönderme şansınız da yok. Öyle bir imkanınız yok. Nerede olduğunu bilmiyorsunuz. Yarısı kayıp. Böyle olduğu için bu meselede İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Konya, Türkiye'nin değişik yerlerinde yaşayan Suriyelilerin en azından büyük bir bölümünün kendi ülkelerine dönebilmesinin motivasyonunu bizim bulabilmemiz lazım. Burada gönüllülük ve ikna esastır. Zor kullanmak değil. Peki bunu nasıl yapacağız? Benim önerim şu, çok özetle anlatayım. Merak edenler Tampon Ülke kitabından ayrıntılı okusunlar. Bu da şu, krizler akıllı toplumlar tarafından fırsata çevrilir. Biz de bu krizi fırsata çevirebiliriz. Bir Suriye-Türkiye barışı, hatta ondan öte bir Orta Doğu barışına çevirebiliriz. Nasıl? 910 kilometrelik bir Türkiye-Suriye sınırı var. Bu sınırın üstelik önemli bir bölümü çok ciddi bir tarım bölgesi. Geçmişte de hatırlayın, mayınların temizlenmesi gibi projeler konuşulmuştu. Şimdi Türkiye'nin Suriye ile sınırının hem Suriye tarafında hem Türkiye tarafında iki taraflı işleyen bir ortak ekonomik alan, bir ekonomik işbirliği bölgesi inşa etmemiz lazım ve buralarda GAP'ı güncelleyerek, Güneydoğu Anadolu projesini güncelleyerek, geliştirerek bir endüstriyel tarım merkezi yapmak lazım buraları. Hatta orta vadede çeşitli noktalarına organize sanayi bölgeleri yapmak lazım. Daha ilerleyen uzun vadeli hedefler içerisinde de teknoparklar yapmak lazım. Bu aynı zamanda tabii o inşaların olduğu bölgelerin yakınlarında konut yapmak demek. Yeni şehirler kurmak demek, yeni yerler inşa etmek demek. Bu olduğu zaman bir endüstriyel tarım merkezli bir yer haline geldiği zaman Türkiye'nin kuzeyindeki bir bölgeyle Suriye'nin Türkiye'nin güneyindeki bir bölgeyle Suriye'nin kuzeyindeki bir bölgenin böyle bir ortak ekonomi alanı olarak endüstriyel tarım merkezi haline geldiği anda bu Suriyeliler için de Türkiye tarafında yaşayan Türk vatandaşları için de çok ciddi bir kalkınma, çok ciddi bir ekonomik müreffeh hayat yaşama olanağı getirecektir. Buna Türkiye'nin hem batıdan hem doğudan ortak bulma, böylesi büyük bir projeye ortak bulma şansı da var. Çin gibi, Amerika, Avrupa gibi bir projeye ortak edebilirsiniz. Avrupa'nın da işine gelecektir. Suriyelilerin bir kısmının, büyük bir kısmının hatta bölgesine dönerek, ülkesine dönmesi kendisine yönelik göç riskini azaltacağı, ortadan kaldıracağı için onların da işine gelecektir. Diğer yandan buranın İskenderun havzasıyla Doğu Akdeniz'le yakınlığı, komşuluğu, Çin açısından Doğu Akdeniz'de bulunma hedefleri bakımından, yani o kuşak yol projesi içerisinde bir hat olması bakımından da önemlidir. Kendisi zaten İsrail'de işte bir liman kiraladı Çin, biliyorsunuz. Yunanistan'da, buralarda zaten bulunmaya çalışıyor ve büyük oranda bulunmaya başladı. Şimdi bu projeye Çin sermayesi de taşıyarak, Avrupa sermayesi de taşıyarak burayı bir ekonomik ortak alan haline getirmek bu meselenin en olası, benim gördüğüm çözümü olacaktır. En insani çözümü olacaktır. En ekonomik çözümü olacaktır. Sadece Suriyeliler için değil, bölgede yaşayan Türk vatandaşları için de ciddi bir ekonomik getirisi olan proje olacaktır. Buna sarılınması gerektiğini düşünüyor ve öneriyorum. Peki, çok teşekkür ederim. Bugün hakikaten en azından benim için çok keyifli ve faydalı oldu. Çünkü dediğim gibi kitaplarınızdan ziyade sizi canlı dinlemek, bazı sorulara cevap buldum. Dolayısıyla Tampon Ülke Emperyalizmin Geç Stratejisi kitabı. Bu kitap yeni çıktı değil mi? Yeni Yanılmıyorsun. çıktı, yeni çıktı. Birkaç Yani aylık
Hayır, daha Eylül'ün Aa, 6'sında çıktı yani. sıcağı 6 Eylül'de sıcağına çıktı. yaptık o Tabii zaman. tabii. Evet. İyi oldu o zaman. Gazeteci yazar Mehmet Ali Güller'le birlikte bugün özellikle Suriye'de, Türkiye'nin Suriye politikalarını hatta çözüm önerilerine kadar geniş bir yelpazede konuşmuş olduk. Bana ulaşmak için Muzaffer Corlu Gmail adresini kullanabilirsiniz. Açık Radyo bu programı Spotify'a daha sonra ben de YouTube kanalıma görüntü olarak yükleyeceğim. Haftaya görüşürüz. Hepinize günaydın. Hocam çok teşekkür ederiz. Ben Hakikaten teşekkür çok ederim. güzel oldu. Çok Yoğun musunuz? oldu. Nasıl? Ben de öyle. Çok teşekkür ederim. Vallahi şöyle ben yani